Selamun aleyküm sevgili takipçilerimiz. Programımıza hoş geldiniz. Fazla vakit kaybetmeden hemen başlamak istiyoruz. Rabbimizin izni, şeyhimizin himmetiyle Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım inşallah. Hocam, İyi Partili Ümit Karaca sosyal medyada bir şey paylaşıyor. Osmanlı'yla alakalı, yani Osmanlı dalga geçermiş gibi. Şöyle ki, bir Pakistan'da bir berber varmış. Yani insanlar döve döve tıraş ediyor. Onu örnek göstererek. Henüz evrimini tamamlayamamış olan bu canlı saçınızın şeklini beğenmediği için sizi döve döve tıraş etmiyorsa bunu Atatürk'e borçlusunuz diye bir şey paylaşıyor. Bunu da Meral Hanım beğeniyor hocam. Evet. Bir kere yani evrim kelimesini kullanmış, bu tamamen facia. Evet. Yani 1000 senedir İslam'a kale olmuş, İslam'a hilafetli mekanı olmuş, bütün müminlerin penahı olmuş bir devletin torunları olarak bizler, Osmanlı torunları olarak bizler, evrim gibi bir kelimeyi nasıl söylüyoruz? Evrime nasıl inanabiliyoruz? Bu tamamen bir saçmalık. Kitabı Kur'an olan bir insan evrimle nasıl bir alakası olabilir? Allah Subhanahu ve Teala ilk insan olarak Adem babamızı yarattığını ve onu en güzel şekilde yarattığını açık bir şekilde beyan ediyor. Müslümanın evrimle ne işi olur? Bu tamamen bir facia zaten. Tamamen bir rezalet. Bir de onun yanında Mustafa Kemal'e borçluyuz diyor ya, bundan önceki hal neydi ki? Bundan önceki hal Osmanlı'ydı. Evet. Yani Osmanlı'da siz döve döve dayak yiye yiye tıraş mı olacaktınız? Yani Osmanlı'yı şimdi orada bir gerici ve gelişmemiş, ahlakı yerine oturmamış bir insanı gösterip Mustafa Kemal'den önce bu iş böyleydi, o geldi de ondan sonra biz böyle modern olduk havası veriyor oraya. Sen İyi Parti'nin mensubusun. İyi Parti ki milliyetçilikle öne çıktı. Milliyetçi olan herkes de ecdadı Osmanlı'yı sever. Sizin nasıl bir bakış açınız var ki? Bize Mustafa Kemal'den önce biz Hindistan'ın yönetimi altında değildik biz. Başka bir yerin yönetimi, biz Osmanlı yönetimi altındaydık. Osmanlı'da yaptığı buluşlarla, çıkışlarla, çağ açıp çağ kapatışıyla, çok üstün ahlakıyla ortada yani. Sen kalkıp da internette bir tane acayip birisini göreceksin. Ondan sonra Mustafa Kemal olmasaydı işte biz böyle olacaktık diyeceksin. Osmanlı'ya resmen gericiydi, bağnazdı yapıştırmasını yapacaksın. Ondan sonra milliyetçilerden de o isteyeceksin. Komik olan adam bunu paylaşmış. Parti başkanı Meral Akşener de beğenmiş bunu. Bu paylaşımı yani. Demek istiyorlar ki bunlar, bizim algımız böyle. Biz yani Ömer'in yolu diyoruz. Ömer'in yolu da işte Fatih'den resmini asıyoruz. Ama bizim asıl algımız bu yani. Şu Mustafa Kemal'den önceki yaşayan yönetim sistemine biz ne kadar onları seven insanları koyduğumuz tabelalarla kandırmaya çalışsak da onları bağnaz, onları gerici, onları maymunlukta kalmış. O demek yani, evrimi tamamlamamış demek o. Bunlar maymundan geldiğine inanıyor ya. Gerçi bu arada da bir şey kanıtlamış oldular. Maymunun torunu olduklarını demek ki kabul ediyorlar. Biz kabul etmiyoruz öyle bir şey. Yani demiş ya çocuk annesine, anne demiş bizim soyumuz nereden geliyor? O da dedesinin ismini söylemiş. Babam bizim en büyük dedemizin maymun olduğunu, onun soyu öyle olabilir demiş de bizimki öyle değil. İşte onlarınki öyle belki, bilemiyorum ama bizim o düşüncedeyseler yani ki öyle gözüküyor. Evrim düşüncesinde olan çünkü maymun torunu olduğunu kabul ediyor demektir. Biz insanız, insan torunuyuz, insanoğluyuz. Osmanlı olarak ve Osmanlı'dan bakiyesinde yaşayan bugünkü Türk milletinin fertleri olarak, Türk devletinin. Böyle bir hakareti kabul edemeyiz. Kendilerine döndürür. Gerçi evrim deyince, evrimi kabul ettim deyince zaten kendinin maymundan geldiğini kabul ediyor. Bu adam için hani rezillik söz konusu değil. Hani bunu kabul etmek zaten rezilliğin en alt boyu. Bunu kabul etmiş, kendi düşüncesiyle normal görmüş. Ama kendini maymun bildiği için herkese maymun yakıştırmasını yapamaz. Hele hele şanlı ecdadımıza böyle bir ithamda şaibe getirecek bir kelime de bile bulunamaz. Yani maymunsanız siz maymunsunuzdur, kabul ediyorsanız olabilir. Onu beğenen Meral ablası kabul ediyorsa o da öyle olabilir. Bilemem ben, o konuşmalarından öyle anlıyorum. Çünkü o evrimini tamamlamamış diyor. Demek ki evrimi kabul ediyor. Evrimi kabul ediyorsa maymun torunuyum ben demektir bu. Meral ablası da bunu beğenmiş, o da maymun torunu olduğunu kabul ediyor demek ki. Ha, bunlar evrimi tamamlamış da bazı yerlerde varmış evrimi tamamlamayanlar.
Mustafa Kemal gelmeseymiş evrim tamamlanmayacakmış zaten. Öyle de bir düşünce. Kardeşim biz evrime inanmıyoruz zaten. Siz inanıyorsunuz. Maymun torunuysanız sizsiniz o. Yani bu algınız, bu düşünceniz de zaten suretiniz maymunda kalmamış olsa bile onlara da tamamlamış diyorsunuz ya. Bize göre siz de pek tamamlamamışsınız yani. O düşüncede olmanız hasebiyle yani. Neden? Maymunun torunu olduğunu kabul etmek zaten maymunluktur diyoruz biz. O haseble yani o algıda tamamlayamamışsınız. Biz insan torunuyuz. Şanlı ecdadımız da insan idiler. Ve insanlığı en güzel noktada yaşayan insanlardı. Elhamdülillah. Dünyaya da insanlığa da büyük hizmetler yaptı. Allah onlardan razı olsun. Bugün onun bakiyesinde yaşayan bu terbiyesiz ve ahlaksız hal Allah bir gün hesabını mutlaka soracaktır. Göreceğiz, hep beraber yaşayacağız. Göreceğiz. Bu edepsizliği, bu terbiyesizliğin hesabını Allah sorar yani. Ama yani hani insanımız biraz açık bakışlı olsun. Yani ecdadına nasıl bakıyor? Oy almak için sizi tabelalarda işte Fatih'in resmini koyuyorlar da kandırmaya çalışıyorlar. Sonra da Mustafa Kemal'den öncesinin evrimini tamamlayamamış birer yarı maymun, yarı insan gözüyle bakıyorlar yani bu insanlar. Söyledikleri laflarını bu açık. Parti başkanı da bunu beğenmiş. Hani yarın çıkıp bunlar hani seçmene küfür eden bir tip bunlar zaten. Küfredene de fazla kızamayan bir tip bunlar. Daha önce biz bunları gördük. Bunlar şanlı ecdadına da onun zamanında kalanlara da maymunla insan arasında kalmış bir grup olarak bakıyorlar. Hadi partiden birisi bunu söyledi. Yarın Meral Akşener çıkıp da biz öyle değiliz. Onu da ihraç edip der. Kendini kurtarır diyebilirsin. Ama bakıyorsunuz ki onu beğenmiş o. Ya ben de aynı görüşteyim diyor yani. Yani birisini öveceksen kardeşim 1000 senelik bir tarihine dil uzatmadan öv. Bunu başaramıyorsan zaten ne milletvekili olmaya kabiliyetin var ne başka bir hizmet yapmaya kabiliyetin var. Sıfırsın demektir yani. Ona otur evinde bari bir insan. Hani hadis-i şerif var ya, Müslüman nedir? Elinden dilinden zarar, kimseye zarar gelmiyor. İnsanlara faydan dokunamıyor madem. Bari zararın dokunmasın yani. Otur evinde de rahat rahat insanları rahatsız etme. Kimsenin ecdadına dil uzatma. Yazıklar olsun. Hocam Fox TV'de yeni bir şarkı programı başladı. Yüzlerine maske takıyorlar. Kim olduğu belli değil. İşte özel tanınan kişilerden birisi ama. Evet. Böyle abuk subuk değişik bir program. Evet. Böyle yani satanizm mi andırıyor diyelim, nasıl diyelim. Evet. Bu program hakkında kardeşlerimiz soruyorlar hocam. Bunlar neler yapmaya çalışıyorlar diye merak ediyorlar hocam. Şimdi insanın azaları içerisinde gözün kalbiyle müthiş bir bağlantısı var. Evet. Onun için de her mesela bu Allah'a inanmayanlar bile insanın sistemlerinin çoğunu açıklamışlar ama gözü açıklayamıyorlar. İmam Gazali Üstadımız her insanın gözünde 1000'den fazla melek çalışır diye buyuruyorlar. 1000'den fazla melek bir insanın görmesinde yani çalışır. Şimdi gözün kalbiyle müthiş bir alakası var. Onun için sen ruhunu rahatlamak istediğin zaman güzel şeyleri seyretmek sana vazifedir. Daha önceki kavimlerin helak olmuş yerlerinde bile asara baktığınız zaman Allah çok vahim bir görüntü değil, helak olduğunu sadece belli eden birer görüntü bize bıraktı. Çünkü kötü görüntülere bakmak ruhu karanlığa salar. Bedbahtlık bırakır yani. Şimdi masonik yapı dediğimiz o yapı, dünyayı kaosa sürüklemeye çalışan o yapı, devamlı Allah'tan uzaklaştırmaya çalışan bir çaba içerisinde insanlar. Ahlaka bozuk ne varsa onu bize aşılamaya çalışıyorlar. Devamlı. İşte bir yerde bir kadına tecavüz edildiyse o haberleri devamlı yayınlayan, bilmem eşcinsellik haberleri yayınlayan, çocuklara istismarı yayınlayan, böyle devamlı böyle şeyleri devamlı döndürüyor. Bizim insanımız da maalesef ne söyleniyorsa kulak veriyor. Bunlarla insan algısını bozuyorlar. Bu yetmiyor, görüntülerle de bozmaya çalışıyorlar. Sen şimdi bir görüntüye bakıyorsun, o senin aklında kalmadı diyorsun ama beyin müthiş çalışan insana bir hasa özellik yani. Senin o çok dikkatli bakmayıp da göz geçirdiğin şeyleri bile beyin kaydediyor. Şimdi sen etrafta güzel görüntülere baktığın zaman
güzel düşünmeye, güzel bakmaya başlıyorsun. Ama kötü görüntülere baktığın zaman algın da bozuluyor. Sen fark etmesen bile. Zinakarları seyreden adam zinanın günah olduğunu yavaş yavaş unutmaya başlıyor, bırakmaya başlıyor. Zinanın normal bir şey olduğunu kabullenmeye başlıyor yani. İşte bu tip programlarda bakıyorsunuz şeytan ikonlarını maske şeklinde farklı şekillerde sunmaya çalışıyorlar insanlara. Bunu artık normal olarak görmeye başlayacaksınız. Ve o görüntüler aslen insan iç yapısını bozan görüntüler. Bakıyorsun aşina olduktan sonra rahatsız ediyor senin kalbini, farkına varmıyorsun. Yani masum gibi gözüküyor. Gözüküyor, evet. Aynen. Kötü görüntüler karanlık salar kalbe. Karanlık saldığı zaman da kalp kötü düşünmeye başlar. Kötü bakmaya başlar. Kötüye doğru yeltenir. Onun için bakarsınız mesela diyelim kindar insanların arasında oturan adama bak. Onlarla haşır neşir olmuş ya. Adama bir şey söyle hep bunun altında bir kötü şey arar. İyi düşüncesi yoktur yani. Küfürbazların yanında otursun birisi o da aynı onlar gibi olur. En ufak şeyde küfretmeye başlar. Ki zaten yani şu son 3-4 senedir bakın Avrupa filmleri de Türk filmleri de hep küfür. Küfür üzerine yani. İki laftan birisi küfür. Neden? Konuşmalar bozuluyor, ahlak bozuluyor, her şey bozuluyor yani. Görüntülerle de bize şeytan ikonlarını gösterip biz şeytanın peşindeyiz zaten. Bu görmediğinizde takip ettiğiniz şeytan var ya, işte bu. O görüntülerde bakın, o görüntülerle de size saldırmış olalım kalbinize. Zaten sesle saldırıyoruz. İşte ahlakı bozuk yine filmlerle, görüntülerle saldırıyoruz. Ve bunların nereden doğduğunu da size gösterelim. Bunlara da saldıralım. Tamamen kime çalıştığımızı ortaya seriyoruz. Kalbinizdeki bütün güzele ait olan, güzele dönecek olan düşüncelerin hepsini silmek için elimizden geleni yapıyoruz diyorlar yani. Bizim milletimiz de maalesef bunları seyrediyor. Bunlar çok masumane. Bizim millet böyle ilahi Allah'a dönük birisi bir güzel kelime söylediği zaman onun altında 40 tane öküzün altında bozuk buzak arak derler ya. Aynı onun gibi buzak ararlar. Ama kötüden gelen bir şeye hepsi ay onda öyle bir kötü niyet yok canım. Halbuki hepsi kötü niyet. Onda kötü bir şey yok canım onda. O maskeyi görse ne olacak, görmese ne olacak? Şimdi hepsi bakın rahatsız olan insanlar var ya. Zenginleri de şunları da bunları da. Bir sürü tablolar evlerine koymuşlar, heykel koymuşlar. Hepsi sıkıntılı. Çünkü onların hepsinin zararı var. Yani Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem heykel haramdır dedi. Onun bir zararı olmasa Efendimiz böyle bir şey söyler mi? Hepsi ziyan. Resim dolu her taraf, heykel dolu her taraf. Ondan sonra bakıyorsun gece birden korkmaya başlıyor. Korkuyor. Ondan sonra hayaller görmeye başlıyor. Korkusu kendi gücünü, hayal gücünü kuvvetlendiriyor. Hayal gücünden artık halüsinasyon denilen bir takım varlıkların var olduğunu zannediyor. Kendi hayal gücü üretiyor bunları yani. Bunun gibi daha nice şeyler. O şeytan ikonlarına koyacaklar. Rüyalarına girecek. Hayal güçlerini değiştirecek. Ondan sonra hep gelecekler hocaların önüne. Hocam bizim çocuğu kurtar. Bizim çocuk böyle oldu. Bizim kız böyle oldu. Bizim kıza adama böyle oldu. Siz hocalar daha önceden bu hale gelmeden, bu hastalığa düşmeden söylediği sohbetleri dinleseniz bu hastalıkların hiçbirisine düçar olmayacaksınız. Ama hiçbir şey dinlenmiyor. O ot zararlı, bu yemiş zararlı söylüyorsun. Yiyor. Ben yedim bir şey olmadı diyor. O zararlı dediği hemen sana zarar verecek değil. Alışkanlık yaptığın zaman sonra zararı sende çıkacak. Sonra zararı çıkıyor. Hepsi geliyorlar. Ondan sonra bizi kurtar. Bizi düzelt. Fox TV zaten bu ümmete faydalı bir TV olmadığını devamlı kanıtlıyor yaptığı saçma sapan haberlerle, programlarla vesaireyle. Bununla da masonik yapan hizmetçisi olduğunu açık bir şekilde kanıtlamış oldu yani. Şeytan ikonlarının maskelerini takan insanlar onlarla birlikte işte yaptıkları program her konudan insanların kalbini, ruhaniyetini daraltma, sıkma, tamamen nefs ve şeytana döndürme çabasıdır bu masonik yapının. Her taraftan saldırıyor. Buradan da saldırmaya başlamış görüntülerle de yani. Allah muhafaza buyursun insanımızı. Bir sürü kanal var. Yani o kanalları seyretmeye lüzum yok. Bu kanallara reyting yapıyorsa, bunlar tutuluyorsa kardeşlerim biz yapıyoruz bunları ya.
Biz seyrediyoruz. Onlar çıkıyorlar yani. Onlar çıkıyor. Devlete saldırıyorlar. Biz seyrediyoruz. Devlete şöyle yapıyorlar. Ya işte oradaki dizi hoşuma gidiyor diye. Böyle bir türlü kendini kandırıyor Müslümanlar. Kendine mızrak saplayanlara, kendine ok atanlara alkış tutuyorlar yani. Daha iyi ok atın, daha mızrak yapın, beni daha çok yaralayın diyorlar yani. Böyle gidiyor düzen. Ama nedir? Hocam sen söylesen ne olacak, söylemesen ne olacak? Vallahi Allah'ın bize verdiği vazife bu. Söyle diyor Allah, söylüyoruz yani. Dinleyene mübarek olsun. Yapacak başka bir şey yok. Hocam Donald Trump kendi sosyal medya platformunu kurmuş. Evet. Adı da Truth Social. Evet. Yani şöyle, hakikat sosyali evet. anlamına geliyor. Çok güzel. 21 Şubat'ta bu devreye girecekmiş. Diğer yalan haberlere ehemmiyet göstermeyin. Haberin doğrusu burada olacaktır diyor. Trump akıllı bir adam olduğunu göstermiş. Keşke bizim yöneticilerimiz de böyle bir adımlar atsa. Senelerdir söylüyoruz yani. Hani Trump'ı manyak gözüyle bakıyor herkes ama bu yaptığıyla çok akıllı bir adam olduğunu göstermiş yani. Twitter denilen kimin olduğu belli değil. Belli değil dediğimiz yani orada bir sahip orada gözüküyor ama kimin yönettiği belli değil yani. Yani birileri bir baskı yapıyor ki bunu kendi filmlerinde çok defa işliyorlar yani. Bir baskı yapıyor diyor ki şu bilgileri bize vereceksin diyor. Vermezsen seni öldürürüz. Baskılar yapıyor. CIA midir, FBI midir bilmem başka neylerse tamam mı? Baskıları yapıyorlar neden? Çünkü onun altında ona üye olan bazı şeylerin bilgilerini oradan çalacaklar. Çalıp da ona baskıyı kuracaklar vesaire. Baskı yaptıktan sonra kim baskı yapıyorsa ona göre bütün kurallar değişebiliyor. Daha yakın zamanda WhatsApp ne yaptı? Bizden kurallarını kaldırdı. Sizin bilgilerinizi başkanıza verebiliriz diyor. Bizi 3. dünya ülkesi olarak 2. Evet. dünya hayatı ülkeleri de kattı Türkiye'yi. Ve sizin bilgilerinizi paylaşabiliriz bazı bilgilerinizi. Yok işte şöyle yapmayacağız, böyle yapmayacağız diye milleti kandırdılar. Millet de zaten kanmak için yer arıyor. Tamam mı? Ya arkadaş, kendi ülkelerinden bize farklı bir kota getirdi bu adam. Farklı bir yola soktu bizi. Ondan sonra işte şöyle vermeyeceğim, böyle vermeyeceğim diye seni kandırdı. Niye ayırdın o zaman ya? Bizi Almanya'ya koyduğun kurallardan niye ayırdın? Güvenlik kurallarından. Niye ayırdın? Çünkü senin orada bir kötü niyetin var. Yoksa niye ayırasın yani? Aynı onun gibi de diğerleri de öyle. Donald Trump şimdiye kadar yaptıklarını bilmiyorum ne kadar akıllıcaydı değildi. İşte Çin'e karşı durduğu için zaten devirdiler onu diye söylüyorlar. Çin'in süper güç yapacaklar diye bir söylenti var şimdi mesela. Nasılsa şu yaptığıyla akıllı birisi olduğunu ortaya koymuş oldu. Biz de büyüklerimizden, devlet yöneticilerimizden bunu istiyoruz ki çok çabuk bir şekilde bizim sosyal ağlarımızı kurmanız lazım. Yoksa gebe oluyorsunuz. Ama bir Twitter'da bir engelleme yapıyor. Senin bütün siyasilerine engel koyuyor. Yok hepsi başlıyor bu sefer ağlanmaya. Bizim sayfamıza saldırı var. Hocalar bile ağlanıyor. Bizim sayfamıza saldırı var. Saldırı olacak zaten. Sen adamın sana açtığı pencerede adamın yanlış olduğunu, onun biriminin yanlış olduğunu saldırını yapıyorsun. O da sana karşı saldırı yapıyor. Gayet doğal bir şekilde yani. Bizim buradaki sıkıntımız da biz adamın elinde niye adamın elindeyiz yani? Bizim kendi platformlarımız olması lazım. Çok hızlı bir şekilde bunları kurmamız lazım. Donald Trump çok akıllı bir adammış. Yani bir kere yönetici olmakla, bir kere seçilmekle hemen bunun farkına varmış ve hemen kendi şeyini koymuş sosyal ağını. Cumhurreisimiz de çok sık, hızlı bir şekilde, kaliteli bir şekilde kurması lazım. Kurması lazım yoksa ortalık onların elinde yani. Onlar yönetiyorlar çok rahat bir şekilde. Bütün istediği yalan haberleri ortaya seriyorlar. İnsanları kandırıyorlar. Zaten yalan haberin de doğru düzgün bir cezası yok bu devlette. Devletimizde yok maalesef. Çok rahat iftira atılır. Ya işte bugün programdaydı. Bu haberlerde gördüm galiba. Kemal Kılıçdaroğlu atıyor iftirayı. Bir de elinde belge var diyor. Attığı iftirayı aynı canlı yayında girdi öteki Ulaştırma Bakanı mıydı? Yalan söylüyorsunuz ya. Milletin gözüne baka baka yalan söylüyorsunuz diye söyledi işte. Her defasında keşke böyle uyarabilseler de millet görse doğruları yani. Ama bu kadar basit bir şekilde iftira atılmamalı. Bu devlette ona göre bir kural yok yani maalesef. Yok. Hocam bir kardeşimizin bir sorusu var. Enteresan bir durum var diyor. Bir bayan 5 vakit namazını kılıyormuş. Her akşam Yasin-i Şerif okuyormuş.
Evet. Çok yardımsever diyor. Her şeyi güzel, iyi bir insan. Sıfır makyaj diyor. Evet. Ama başı açık ve tayt giyiyor diyor. Eşi de bundan gayet muzdar etmiş. Evet. 8 senedir böyle diyor. Kocası ne yapsın diye soruyorlar. Kocası, daha önce de bunu işlemiştik. Kocası bir çalışma yapacak. Güzel meclislere götürecek hanımını. Kapalı kadınların meclislerine götürecek. Ahlakı güzel kapalı kadınlar yalnız. Yani şimdi ahlak kötü kapalı kadına götürüyorlar. Bu sefer kapalılar böyleyse diyor, ben açık kalayım diyor kadın yani. Ahlakı güzel bir kapalı kadına götüreceksiniz. Öyle meclislere girecek inşallah. Öyle arkadaşlar edinirse kapanması kolay olacak. Bunun için bir süreç koyacaksınız. Çalışma yapacaksınız. Yani böyle hani kendi haline bırak. Sen söyle sadece. Sen söyledikten sonra gitsin tamamen kendi meclisi açık, kadınların meclisi olsun. Oturduğu, kalktığı kadınların hepsi açık olsun. Bu kadın kendi açıklığından rahatsız olacak bir meclise girmemiş ki kapalılık aklına gelsin. Sen onu kapalılar meclisine götüreceksin. Güzel ahlaklı kapalı kadınların meclisine sokacaksın. O sohbetlere götüreceksin. O etrafta görecek mesela, bu sefer diyecek ki mesela, ya ben kendimi çıplak hissetmeye başladım. Şimdiye kadar öyle görmüyordum ama sizin gibi kapalı insanları görünce bir huzursuzluk gelecek. Bir huzursuzluk gelecek içine. Bak benim kardeşlerim ne kadar rahat güzel kapanıyorlar. Ben de kapanayım diye düşünecek. Ama sen şimdi, hanım tayt giyiyor. Hanımın gittiği mecliste herkes mini etek giyiyor. Veya hepsi tayt giyiyor. O tayt giymenin yanlış olduğu düşüncesi gelmez ki kalbine. Gelse bile yani dinen yanlış ama herkes yapıyor. Zaten herkesin genel olarak şu zamanda insanları kendini kandırmasının en önde gelen sebep bu. Herkes yapıyor. Deyip kandırıyor yani. Onun için önce bir meclise sokacağız. O mecliste tayt giyen olmayacak. Hepsi kapalı olacak. Güzel nasihatlerle anlatılacak, öğretilecek Allah'ın izniyle Celle Celaluhu. Dualar edilecek. Helal yemeye çok önem gösterilecek. İnşallah düzelecek. Böyle. Bu süreç, tabii bir vakit konulacak bunun için. Bu gayret gösterilecek. Ama bunların hepsi yapıldıktan sonra hala daha inatla kesinlikle ben taytı çıkartmam, kapanmam gibi bir durum söz konusu oluyorsa bunun en sonu olmayacaksa, ben bu günahla Allah'a varamam deyip, ya sen Allah'ın yoluna gel ya da biz yollarımızı ayıracağız noktasına gelir bu iş yani. Ama dediğimiz gibi güzel bir çalışma gerektiriyor bu. Güzel bir çalışma, emek gerektiriyor. Evet. Evet. Hocam malumunuz elektrik, doğalgaz ve akaryakıta bazı zamlar geldi. Evet. Piyasada yaşanan bu zamlara hakane bakış nasıl olur diye bir kardeşimiz soruyor. Vallahi zor bir zamandayız. Sıkıntılı bir zamandayız. Gelen zamlar tabii hiç hoş değil. Bizim de pek hoşumuza gitmiyor. Ama dünya genelinde her şey pahalanıyor. Bunu da bilmek lazım. Sadece bizde değil. Sadece bizde değil. Dünya genelinde var bu sıkıntı. Dünya haberlerine de bir bakmak lazım. Devletimize hani kızacağımız noktalar dünyada olmayan da bizde olanlar. Çünkü dünya genelinde olana devlet bir şey yapamaz ki şu an. Devletin dünya genelinde olan zamlara karşı durabilmesi için kendi, diyelim ki doğalgazını kendi üretip satıyor da ondan sonra zam yapıyorsa, o zaman yanlış diye şey yapılır. Olan zamlar bizim de hoşumuza gitmiyor. Yani benzin çıktı nereye, mazot çıktı nereye. Yani eskiden 50 liraya aldığını şimdi 100 liraya alıyorsun, belki de alamıyorsun. Bizim de hoşumuza gitmiyor bu gidişat. İnşallah düzelir ama hani her noktadan bu konuya bakmak lazım. Daha önce sohbetlerde işledik. Biz şükretmeyen bir topluluk olduk. Devletin yönetiminde yanlışlar oluyordur. Dünyadaki devletlerin yönetiminde yanlışlar mutlaka oluyordur. Onların sonucu olarak bunlar buraya geliyordur. O yanlışların düzeltilmesi lazım. Doğru. Ama biz şükretmeyen bir toplum olursak birileri bir şeylere vesile olacak ve sıkıntılı hayat bizim önümüze gelecek. Ve açık ve net söylüyorum, biz şükreden bir toplum değiliz. Günden güne de daha beter bir hale gidiyoruz yani. Şimdi bu faiz düşürme mevzusundan dolayı bir takım zamlar oldu. Sonra onlar düştü. Belki yine biraz daha çıkacak. Bu bir süreç olarak söylüyor yöneticilerimiz. O sürecin geçmesini, yani bir tepeyi aşana kadar bekleyeceğiz mecbur. Ama bunlar hiç düzelmeyecek şekilde yokuşa doğru gidiyorsa o zaman denilebilir yani yöneticiler bu işi yapamıyor diye.
Ama bir süreçtir bu aşağı inecek ve bu atlatılacak, daha güzel günlere taşınacak inşallah. O zaman bir kemerleri sıkmamız lazım. Doğru. Allah'ın izniyle Celle Celaluhu. Zamlardır, vergilerdir, şunlardır, bunlardır. Devlet yöneticilerimiz de tabii ki insanların halini, ahvalini düşünsünler. Gereğinden fazlasını yüklemesinler kimseye yani. Fakat bunlarda yani hani İslam penceresinden bakalım her şeye. Şimdi biz diyoruz ki İslam'da emeklilik yoktur kardeşim. Herkes diyor ki hocam emeklilik de olsun. 40 yaşında da emekli olalım yani. Yaşa takıldık. Daha önce de emekli olalım. Kadınlara maaş bağlansın. Şu olsun, bu olsun, o gelsin, şu gelsin, bu gelsin. Tamam mı? Bunlar nereden elde edilecek? 40 yaşında emekli olalım. Şunu yapalım, bunu yapalım, hepsi olsun. Bunların hiçbirisi İslam'a uymuyor. Yine de olsun istiyoruz. İslam'ı kimse orada görmüyor. Yani çoğu şeyler var mesela miras hukukunda kimse İslam'ı görmez. Menfaati var. Menfaat var. Para cebine girecekse kimse İslam'ı görmüyor yani. Evlenmelerde, boşanmalarda kimse İslam'ı görmüyor. Yani böyle dört dörtlük Müslümanım diyenler bile umurunda değil yani. Zalim mi olmuş, zulüm mü etmiş? Mevzu değil. Aynı şekilde de yani şu olsun, hemen emekli olalım, maaşımız şuraya gitsin falan filan diyoruz yani. Bunların çıkması için bir yerden nereden? İşte o vergisi çoğalacak, bu vergisi çoğalacak. Sana bunlar gelecek yani. Bizim istediğimiz o ki aslen eğer bu sıkıntılara düşmek istemiyorsak, elektriğin vergisi çoğalsın istemiyorsak, ötekinin vergisi çoğalmasını istemiyorsak, İslam statüsüne doğru gelelim. İslam neyi emrettiyse oraya gidelim. En üstten en alta kadar. En üsttekinin maaşı ne olması lazım diyorsa İslam öyle olsun. Milletvekilinin maaşı ne olması diyorsa İslam öyle olsun. Ama her yere baksın bu yani. Yani Cumhurreisinin maaşına, milletvekilinin maaşına takılan gözler. Emekli olunca bana niye para verilmiyor noktasında şikayetçi olmaması lazım yani. Hani bir takım şeyleri istiyor insanımız. Orada İslam ne diyor ya bakmıyor. Bir takım şeylere bakıyor. Bu İslam'da böyle mi diyor? Yani canını istediği yerde İslam'dan alıyor, istemediği yerde zamandan alıyor. Böyle olduğu sıkıntı olur. Ondan sonra da önümüze böyle vergiler çıkar. Yani biz de bu memlekette yaşıyoruz. Biz de bu vergiler, bu pahalılık içinde yaşıyoruz. Biz de sıkıntı çekiyoruz hep beraber milletimizle. Ama bu sıkıntıların çözülmesi, evet, devlet yönetiminde yanlışlar varsa uyarılsın, düzeltilmeye çalışılsın. Ama yani biz Allah'a şükredenler olmadığımız zaman Allah nimeti çoğaltmaz o vakit, azaltır. Bu da işte o vesile olur, bu vesile olur, önümüze gelir. Biz Allah'a şükreden bir topluluk olalım. Bunu istiyoruz. Bu da bunun içinde ne lazım? Dini eğitim lazım. Dini eğitim vermedikten sonra olmaz. Devlet şimdi bakıyorsun ne yapıyor? Herkes şöyle yollar yapıldı, hastaneler yapıldı da ben ne yapayım diyor. Bana ne diyor hastaneden? Zamanında mesela hasta olduğu halde hastaneye giremeyip kapıda kalan insanlar, bunlar dert değil artık kimse de. Neden? Bu nimete alıştı çünkü bunlar. Onu artık nimetten görmüyor. Anlıyor musunuz? Öyle olunca da şükretmiyor. Şükretmeyince de Allah elinden alacak Celle Celaluhu. Şimdi öyle bir toplumda yaşıyoruz ki emin olun devlet gram altın dağıtsa niye çeyrek vermedi diyecek? Çeyrek dağıtsa niye yarım vermedi diyecek? Yarım verse niye tam vermedi diyecek? Bayram ikramiyelerinde gördük hocam. İşte Evet. hep böyle yani. Hani şükür yok. Elhamdülillah ya gram altı verdi. Elhamdülillah ya biz maaşlı muşlu adam bize hiçbir şey vermiyor devlet. Biz şükrediyoruz yine. Allah'ımıza hamdolsun diyoruz. Bu yani yampiri yumpiri kulluğumuzla içecek çayımız var, alacak nefesimiz var, suyumuz var elhamdülillah. Ama hani o yanlış, bu yanlış, şu yanlış, tamam kardeşim. Ben seni dinlerim. Yanlışları beraber analiz edelim. Söyleyelim, düzeltilsin. Ben senin yanındayım. Ben de bu zamları sevmiyorum. Bunlar beni de sıkıyor. Ama topluma bakıyorum, şükreden yok. Allah da diyor ki şükretmezseniz alırım nimet elinizden. Yani sen şükürsüz olduktan sonra devletin başındaki istediği kadar güzel yönetsin. Bu nimet kesilecek. Yağmur işte kıyamet alametleri geçen Bursa sohbetimizde
dersimizde anlatılmıştı. Kıyamet alametleri nedir diyor? Matarun la nebate. Yağmur var ama bitki bitmiyor. Nasıl oluyor diyor İsmail Hakkı Bursa'yı tefsir etmiş. Zamanında yağmaz yağmur. Çok yağıyor ama zamanında yağmıyor. Ne oluyor? Bitki bitirmiyor bu sefer. İşte kıyamet alametleri bunlar. Peki bunlar nasıl böyle gelecek? İnsanlar böyle olacak işte. Şükretmeyecek hiçbir şeye. Yol yapılıyor. Kimse onu görmüyor mesela. Şu yapılıyor, bu yapılıyor, görmüyor. Yapılmayanların hepsi ortaya seriliyor. Ha bunun yanında insanları bu noktaya doğru taşıyan yöneticilerde veyahut da efradında yanlışlar yok mu? Var mutlaka. Ama bir toplum var şu an, şikayet eden bu toplum. Ona desen ki peki ne yapalım? Sunacağı bir şey yok. Sadece şikayet ediyor. Hani bu yönetim bu hataları yapmış ya. Tamam. Bu yönetim gitsin. Kim gelsin yerine? Reçete yok. Yok. Evet. Evet. Zamlardan biz de memnun değiliz. Ama onlardan önce senelerdir anlattığımız bir şey var. Şükürsüz olduk. Asıl bundan memnun değiliz yani. O noktaya da dini eğitimsiz senelerimiz geçti. Öyle geldik. Allah akıbetimizi hayırlesin. Hocam bir önceki programda kur korumalı mevduat hesabı ile ilgili siz bir açıklama yapmıştınız. Evet. Şimdi bir kardeşimiz soruyor. %14'lük faiz kısmına diyor hiç değinmediniz diyor. Bir de bu katılım bankaları diğer banka arasında farklar varmış. Evet. Ondan biraz bahseder misiniz diyor. Şimdi kardeşim bu memlekette kağıt parayla iş yapıldığı beri işler karıştı. Mevduat hesabı sohbetimizde dedi ki en doğrusu para yatırıldığı vakitte altın olarak hesap görsün. Alınacağı zaman o altın gramından bozulup alınsın. En doğrusu bu. Bunun haricinde ne yapıyorsanız yapın. Sıkıntıdan kurtulmayacak. Şimdi mesela faiz haram. Amenna ve saddakna ayetle sabit. Adam oraya faiz koyuyor diyor. O sıkıntılı doğrudur. Kağıt veriyorsun, kağıt alıyorsun. Peki şu son dönemde soruyorum ben. Doların çıktığını duyup da dolara para yatıranlar, sonra da dolar çıkınca onu bozduranlar, aldığınız para helal mi? Hadi bana söyleyin. Kağıt verdiniz, kağıdı fazla aldınız. Bu dolar karşısında, euro karşısında çıkınca bozunca, hele hele şu son zaman hani normalde eurosu olur adamın, zaten eurosu vardı. Normal bir çıkış var, onu bozuyor. Bunda bir de sıkıntı var, kağıtla kağıt mevzuları çünkü bunlar. Ama şu son zamanda çıkışın hiç mantığı yoktu. Çıktı, herkes parayı yatırdı, para çıktı aldı ve hiçbir hoca da bunun yani helal olmaktan uzak olduğunu kimse anlatmadı. Yani devlete bir oyun oynanıyor, dolar yukarıya çıkartılıyor, hemen dolara para yatırıyorlar, sonra doları bozuyorlar, iki katından alıyorlar. Helal mi bu? Hocalara sorsanız helal diyecekler. Ama bunların hepsi sıkıntı yani. Biz diyoruz ki kredi sohbetinden beri söylüyoruz. Asıl para altındır. Sen para ne kadar yatırırsan yatır. O altın hesabı görmesi gerekiyor. Zaten elindeki kağıdın hiçbir kıymeti yok. O kağıt olması hasebiyle onunla ticaretin cevazı bile yok. O kağıt altın karşılığı olması hasebinden bir yol kendine çıkartabiliyor yani. Biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. Ehl-i sünnet hocalar keşke gelse de hep beraber oturup konuşsak. Yani bunu. Hep beraber anlatmaya çalışsak yani. Adına faiz diye koydukları zaman o haram oluyor. Faiz diye koymayınca helal oluyor. Böyle saçma sapan bir yapı var. Kağıtla iş yaptığın zaman bundan kurtaramazsın yani. Ha biz diyoruz ki kardeşim bu kağıtların bir kıymeti yok. 800 lira gram aldım. Senin 800 liran varsa kardeşim kağıt... O kağıdın bir hükmü yok zaten. Senin bir gram altının var demektir. Bunu anlatıyoruz devamlı. Öğretemiyoruz bir türlü. Bir gram altının varsa bu sen parayı çekerken bir gram altın ne kadar oldu? 850 lira oldu. 850 lira bankadan aldın mı o 50 liraya faiz denilemez. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Kabul etmiyorlar. Fakat aynı kabul etmeyen hocalar sen 800 liranın dolar yapıp yatırsan dolar 850 lira oldu. Sonra bankadan onu çeksen bunda haram değil diyor. Böyle karman çorban sıkıntılı işler yani. Onun için parayı yatırdığınız vakitte
altın hesabı tuttuğunuz vakitte altın olarak hesabın altında kalana faiz denilemez. Senelerdir anlattığımız bu bizim. Bu hesabı tuttuğunuz zaman kardeşim kimsenin size fazla aldığınız paraya faiz diyemez. Ama tabii bunu anlamayan, algılamayan bir sürü karşınıza insanlar çıkacak. Onlarla uğraşmak istemiyorsanız o zaman katılım bankalarına gidersiniz. Katılım bankaları kar zarar ortaklığı yapıyor zaten. Oraya paranızı yatırın. Kar zarar ortaklığından gelecek kar zaten kar ve zarar ortaklığı İslam'da da var. Sen Müslüman kardeşine götürüyorsun 100 bin lira veriyorsun. Al bunu çalıştır kardeşim. Karımız ortak. O 100 bin lirayı çalıştırıyor. 100 bin lira bu ay 20 bin lira kar getirdi. O 20 bin liranın yarısı senin kardeşim, yarısı benim deyip bu İslam'da var zaten bu tip ticaret. Bu şekilde banka kar zarar ortaklığına senin paranı yatırıp sana oradan kar veriyorsa işte altın değerinin altında kalan herhalde devlet dolara mı endeksledi? Dolar değerinin altında kalan da devlet yardım ediyorsa onda bir sıkıntı yok. Onun haricinde mevduat hesabında %14 faiz veriyormuş. Bu %14 faiz ne zaman haram olur? Size söylüyorum devamlı. Senin paran altın değerinin, diyelim ki biraz önce dedik ya 800 lira yatırdın, 1 gram altın yapıyor bu. O kağıdın değeri yok kardeşim. 1 gram altın karşılığı demektir o. Sen 800 lira yatırdın. Bir ay sonra çektiğin vakitte altın oldu 820 lira. Banka da sana faiz adını verdiği şeyde 825 lira. Oldu paran derse o fazladan olan 5 lira faiz parasıdır. Onu kullanamazsın yani. İşin aslı bu. Bunun haricindeki söylemler işin aslını kavramamaktan geliyor. Öyle her şeye haram fetvasını vuracaksanız o zaman denilebilir ki bu kağıtlarla ticaret yapılamaz kardeşim. Altın hesabıdır asıl hesabı olan, buna kimse itiraz edemez. Altın gramının üzerine çıkmadığı müddetçe o paraya da faiz denilemez. Bizim anlatmak istediğimiz bu. Bütün sohbetlerimizde de bunu anlatıyoruz yani. Onun üstüne çıktıysa sen yatırdın paranı, bankanın senin hesabına koyduğu para 1 gram altından, 1 gram yatırmıştın ya, 1 gram parası yatırmıştın ya hesabına. Banka sana verirken 1 gramdan ne kadar fazla para sana gösteriyorsa faiz olan orasıdır. O parayı alıp kendin kullanamazsın. İşte açlıktan ölecek fakir fukara onlara gönderirsin. Afrika'ya mı gönderiyorsun? İşte Yemen'e mi gönderiyorsun? Bir sürü kardeşlerimiz var zorda. Onlara göndermekle mükellefsin yani. Açlıktan ölecek derecede aç olanlara gönderilebiliyor. İşin aslı bu. Bizim kitaptan öğrendiğimiz mevzu bu. Biz böyle havadan söylemiyoruz yani. Buna cevaz vermeyen, yok bu da faizdir, siz faizi helal görüyorsunuz diyen, işi anlamayan, kavramayan bir tip insanlar olabilir. Olabilir. Yani hani ne derler, anlayamana da zorla anlatamazsın yani bu işi. Ama yani düşünsünler, dolara para yatırıyorsun kardeşim, sonra dolar çıkıyor, parayı fazla alıyorsun, hiçbir sıkıntı yok. Ama böyle anlatınca bu faiz diyor. Anlaşılır iş değil yani. Ama işin aslı bu. Biz bu olaylar olmadan önce de, mevduat hesapları vesaire çıkmadan önce de senelerdir insanımıza bunu anlatıyoruz. Senin bankadan kredi çeksen de kardeşim, 100 milyar çektin, 5 senede 120 milyar mı ödüyorsun bankaya geri? Sen 5 sene sonra 100 milyarla aldığın altını, yani şimdiki altın fiyatından hesaplamak gerekirse, diyelim ki 800 liraya 1 gram altın alınıyor. Değil mi? 8 bin liraya 10 gram. Değil mi? 80 bin liraya 100 gram altın. Sen bankadan 80 bin lira çektin. Değil mi? Ne kadar yapıyor bugün? 100 gram altın. 5 sene sonra ödeyeceksin. 5 sene sonra 120 liraya tekabül ediyor ödeyeceğin para. 5 sene sonra 80 gram altını bozdun, 150 lira yapıyor. Senin bu fazladan ödenin 40 bin liraya kimse faiz diyemez. Öyle bir şey yok yani. Çünkü kağıt İslam'da para değildir, kıymeti yok. Altın kabilindendir. Zaten elindeki kağıdın da geçerliliği bankadaki altın karşılığı olması hasebindendir yani. Senelerdir bunu anlatıyoruz. 3 sene yani devlet bir şey çıkarttı da bizim fetvamız değişmedi bazıları gibi yani. 3 sene önce neyi söylüyorsam yine aynı şeyi söylüyoruz yani. Bu işin aslı budur. Şimdi bunu soran muhafazakarlar var ya hocam. Evet.
bu hani dolar sabit olunca altın da sabitleniyor. Hareket etmediği için özellikle sordular. İşte diyorum, hareket etmiyorsa fazlalık faiz olur. Onu da kendi kullanamaz. Açlıktan ölecek derecede fakir olan oraya gönderecek. Bir de bu yapılan %14'lük mevduat meselesi içinde şöyle bir şey söylediler. Yetkililere evet. Sordum. Bu bizim muhafazakar insanlar için yapılmış bir sistem değil hocam dedi. Evet. Bu sadece devletimizde parasını altına, işte dövize yatıranlar var. Evet. Onlar için zaten faizin oranının bir önemi de yok. Onlar için yapılmış bir sistem diye. Doğrudur. Doğrudur. Böyle bir açıklama. Yani bizim muhafazakarlarda da kardeşim zaten kenarıya para yatırmak diye bir şey yok ki İslam'da. Yani Allah Subhanahu ve Teala Estaizu billahi bismillah. Vellezine yeknûne zâ vel fîdata ve lâ yunfikûne fî sebîlillâh febeşşir bi'azâbin elîm. Altını, gümüşü stok yapan, Allah yolunda onu harcamayan insanlar elem verici azapla müjdeleyin onlar diyor Allah Teala. Yani kenarda stok yapmak diye bir yol yok İslam'da. Kenarıya gizlemek diye bir şey yok yani. Vereceksin. Kendin ticarete dök. Bak Resul-i Ekrem ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Helal kazancın onda dokuzu ticarettedir. Öyle değil mi? Evet. Kendin anlıyorsan gireceksin ticarete. Anlamıyorsan anlayana vereceksin. Ticaret yapacak. Kenarda stokta para tutmak diye bir şey yok ki. Ver mümin kardeşine yararlansın. O para orada kenarda duracağına 3-4 kişi senin vesilenle doysa işte ahiretimi kurtardın belki de yani. Allah'ın izniyle Celle Celaluhu. Kenara para koyacak. Ondan sonra koy kenarıya faizini ye. Böyle saçma sapan düşünceler vesaire. Allah ıslah eylesin. Amin. Hocam hazır katılım bankalarından bahsetmişken onlarla alakalı hisse senedi, kar payı ve kira sertifikası olan fonları da var katılım bankalarının. Evet. Bunlara yatırım yapalım mı diye soruyor bir kardeşimiz. Olabilir ama tam niteliğini bilmediğiniz şeylerden uzak durun yani. Niteliğini biliyorsanız, ne aldığınızı ne sattığınızı biliyorsanız anca öyle cevaz olabilir onlar. O tip şeylere girmektense yani etrafınızdaki insanlarla ticaret yapmaya bakın ya. Ahir zaman zor gerçekten yani. Güvenilir insan bulmak da zor, doğrudur ama bulunur yani. Arandığı zaman bulunur. Bir ara adam vardır, ne bileyim market işlemeyi çok iyi biliyordur ama market yok adam. Açarsın bir marketi, koyarsın adamı, o işletir. Yani bir şeyler yapılır yani. Bir mümin kardeş, boş duran mümin kardeşin var bir sürü boşta olan insan. Al birini, gel beraber şu ticareti yapalım. Gel beraber şu işi kuralım. Bu tarzda yapmak daha güzel olur yani inşallah. Yoksa şu anki sistem hep böyle yani bir büyük oluşum kurulsun, hep üsttekiler zengin olsun, alttakiler de biraz bir şeyler yesin işte. Bunun üzerine. Hocam Almanya'dan bir kardeşimizin sorusu var. Hı. Buralarda diyor aşı artık zorunlu oldu diyor. Evet. Şeyhimiz Mehmet Efendi Hazretleri de sadece Çin aşısı olun demişti. Evet. Almanya'da diyor ne Çin aşısı var ne de Türkovak var. Ne yapmalıyım diye soruyor. Vallahi kaçabildiğin kadar kaçacaksın kardeşim. Yani BioNTech aşısı DNA'nın içine müdahale eden bir aşı. Canlı aşı. Sıkıntı evet. Yani. Onun için kaçabildiğin kadar kaç. Biz onu tavsiye ederiz. PCR ile ya da Almanya'dan kaç. Ya da bundan birisi yani. Hani şey Nazım Hazretleri göreceksiniz. Hakk'a iftihale edemedir. 10 sene 20 sene önceden Allah'a uslatına kadar hep Avrupa'da olan kardeşlere memleketinize dönün diye nasihat etti yani. Çünkü Avrupa sıkıntılı. Şimdi mesela bu hastalıklar üretiliyor. Aslında o üretilen hastalıklar belki hedeflerinden şaşıyor çoğu zaman. Ama emin olun bunun altında işte bu erken emeklilik, devletin verdiği maaşlar, devletler bunu döndüremiyorlar. İstemiyorlar. İstemiyorlar. Tamam mı? Onun için ne yapalım? Nüfusu azaltmamız lazım. Bu tip şeyler uyduruluyor. İşte şimdi tabii bunları da biz bütün dünya insanlarının göz yummasından da kaynaklanıyor. Şimdi ne yaptılar daha önce? Bundan 5 sene 10 sene önce GDO değil mi? Yemişlerin asıllarını bozdular. Hayvanlara müdahale, yemişlere müdahale. İsrail bunları yaptı. Kimsenin sesi çıkmadı. Adamlar şunu söylüyor yani. Biz dünyayı bozmaya, kafamıza göre yapmaya çalışacağız. Bize doğru çalışacak. Yemişleri bozduk. İnsanlar baktık bir şey demediler. Şimdi ne yapacağız? İnsanları bozacağız. Sırayla geliyor yani.
ve insanları bozmaya yönelik hastalıklar çıkartıyorlar. Ondan sonra da aşıyla da yine bozuyorlar. Yani mikrobu çıkartıyor, bozuyor. Aşıyı buluyor, tedavi etmiyor. İleride ne olacağına dair başka bir bozgunluk içine bırakıyor. Hani şimdi bu bazı hain ustalar vardır araba tamirinde. Adamı götürürsün, adam bir yerini yapar, ötekileri bozar. Neden bir daha bana gelsin diye. Tamam mı? Ondan kâr ettiğini zanneder o aslında. Helal olmayandan kâr olmaz onun. Ziyandır aslında ama. Tekrar bana gelsin, tekrar bana gelsin diye. Veyahut da araba bozulur, bir yerini yapar, tamamen hepsini yapmaz. Bir yerde bırakır, bırak bir daha gelsin diye yani. Şimdi bunların da böyle yaptığı. Mikro veriyorlar, bozuyorlar insanların yapısını. Ondan sonra aşı vuracaklar, aşıyla da yine bozacaklar. Daha ileriki yıllarda bir hastalığa belki düşürecekler. Şimdi Avrupa şeyimizin dediği söz çok iyi yerine oturdu. Avrupa zaten eskiden ticaretiyle falan götürüyordu işi. Ama şimdi öyle değil zaten. Orada da sıkıntı var. Bir de bu mikroptan hasıl olan bir hastalık. Temizliğe bakınca Avrupa'nın da temizliği yok. Yani bir tuvaletten çıktığı zaman el yıkamak olsun, tuvaletteki taharet olsun. Bu şeylerden uzaklar yani. Bir bulaşıkları yıkamak olsun falan. Çok saçma sapan bulaşık yıkama tarzları var yani. Banyoları bile göreceksiniz. Yani çok belki yeni yeni. Suya sabuna dokunuyorlar. Dokunuyorlar. Banyo tarzları ne? Bir tane şey koyuyor oraya. Küvet. He. Küvetin içine suyu yapıyor, yatıyor, kalkıyor, tamam. Hani yukarıdan bir bizim fıskiye gibi yıkanma falan yok yani. Suya giriyor, çıkıyor, siliniyor, tamam, temiz. Hani temizlik noktasında çok geriler. Onun için mikrop onlara çok fazla yayılacak. Çok fazla ölümler olacak. Çıkarttıkları bu BioNTech aşısı ne olduğu belli değil. Sıkıntılı. Yani şeyhimizin dediği yer, memleketlerinize dönün, çok yerinde bir ihtar onlar için. Kendi memleketlerinizde yerlerini hazırınızı yapın kardeşim, memleketlerinize dönün. Avrupa'nın geleceği pek iç açıcı değil yani. Allah akıbetinizi hayır eylesin. Kaçabildiği kadar kaçacak, yapacak bir şey yok. Hocam programın başlamadan önce haberlere baktım. Evet. Laboratuvarda kahve üretiyorlar. Üretecekler. Hı. Çok güzel bir esansı varmış. Şöyle ona da o projeyi başlatmışlar. Günde Amerika'da 450 milyon bardak kahve tüketiliyormuş. Evet. Tüm dünyadaki kahveciler birleşse kahve ağaçları işte o su bu su yetişemiyorlarmış. Kıyamete kadar yetişmez diyorlar. Evet. İleride daha da potansiyel çok olacak. Evet. Şimdi laboratuvar dedi. O da dediğiniz gibi belki farklı hastalıklar yol açacak ileride. Nelerdedir? İçine ne koyacak? O nelerdedir? Da nelerdedir? Hocam Trabzon'dan bir kardeşimizin sorusu var. Kalender diye bir uygulama diyelim. Böyle bir uygulama varmış. Hı. Rumlardan kalma bir adet. Hı. Her yıl diyor 15-16 Ocak'ta yapılıyormuş bu hocam. Hı. Bu adeti diyor Karadeniz'de Lazlar devam ettiriyorlar diyor. Bunu yapmak caiz midir diyor. Adet de şöyle. Hı. Komşusunun kapısına boş poşet bırakılıyor. Ev sahibi de o poşet içine ikramlarını koyup tekrar kapıya koyuyor. Poşeti bırakan kişi gelip alıyor. Hı. Rumlardan kalma bir adetmiş. Yani onlara benzer miyiz anlamı da galiba bu soruyu soruyor ama. Yani bizim kendi usullerimiz var ya. Git komşunun evine davet et veyahut da komşun seni davet etsin. Yani niye? Yani 15-16 Ocak diyor. O hani günün gerek yok böyle şeylere ya. Ya niye komşunun kapına vur, bu akşam sana misafir oldum de. Gir içeri otur, komşunla bir sohbet et yemek ye. Kolayı varken. Yani, ya o da seni çağırsın. Gerek yok böyle şeylere. Yani İslam'ın adetleri, usulleri çok güzel zaten. Başka bir şeye ihtiyacımız yok yani. Ya, kendi örfümüzden de değil. Örfümüzden olsa tamam. Örfümüzden de değil. Gerek yok. Altında ne yatıyor bilemiyorsun. Kimden geliyor bilemiyorsun. Bakıyorsun bir adet. Bakıyorsun bilmem işte ne o vardı sevgililer günü geliyor şimdi mesela. Bilmem zamanında yasak aşkından dolayı öldürülmüş evet. Adamlardan kutlanan bir gün. Yasak aşk dediği ne demek? Zina yani. Evet. Tamam mı? Bir zina gününü sevgili günü diye kutlanıyor. Hani adetler nereden geliyor biliyor musun? Saçma sapan adetler. Onun için kendi dinimizde olan adetler, bayramlar bize yeter. Onları kutlayalım. Allah'ın izniyle tamamdır. Hocam bazı sohbetlerimizde kişilerin aleyhinde konuşuyoruz ya. Bu gıybet oluyor mu diye sormuşlar. Gıybet gizli de olduğu zaman olur. Bir de yapılan hata gizliyorsa insan o zaman olur. Hı. Adam yanlış yapıyor ve bunu herkesin önünde yapıyorsa buna fasıklık deniyor zaten. Fasığın gıybeti yok diye hadis-i şerif var.
Adam yanlışına utanmıyor ki biz burada konuşalım şey olsun. Anlaşıldı mı? Burası böyle yani. Bir kadın bir erkeğin elini karanlıkta gizli bir yerde tuttu. Sen de buna rast geldin. Adam saklıyordu zaten yani o yanlışını. Veyahut da bir adam içki içiyor ama almış evinde gizli gizli içiyor. Sen de yoldan geçerken pencereden içeriye baktın adamı gördün. O adamın. O günahını gidip anlatırsan bu gıybet olur. Neden? Çünkü adam onu gizliyordu zaten. Ama adam eline birasını almış çarşının ortasında içkisini içiyorsa bunun gıybeti yoktur. Adam zaten bunu herkesin ortasında yapıyor. Utanmıyor zaten yani. Gıybet böyle bir şey. Bir de bunları gelişigüzel konuşmak değil bizim işimiz. Buradan ibret almayı, nasip çıkartmayı öğretmek için biz burada konuşuyoruz. Onun bunun yanlışıyla konuşmaktan biz zevk alan insanlar değiliz. Bu yanlışları görüp bu yanlışa insanımız düşmesin. Yanlış yapan da bundan utansın, buna devam etmesin diye burada anlatıyoruz yani. Allah'ın izniyle Celle Celaluhu. Bunlar gıybet olmaz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu noktada yani siz günahını, yanlışını, aleni yapanın yaptığı yanlışını anlatmaktan mı çekiniyorsunuz? Söyleyin, anlatın ki insanlar onun ne olduğunu bilsin, ona göre ona yaklaşsın diye hadis-i şerif var. Yapılan bu yani. Kimsenin gizlide işlediğini yani mantık olarak bakın bir kadın saçı açık bir şekilde canlı yayın görüntüsünü YouTube'dan vermiş diyelim. Evet. Biz de diyoruz ki kardeşim bu kadının yaptığı haramdır. Uyarmayacağız mı? Tamam, haramdır. Evet. Şimdi diyoruz ki bana niye gıybetini yapıyorsun? Kadın zaten saçının açıklığıyla yaptığı yayını gizlememiş ki. Zaten herkesin ortasında yapmış bunu yani. Onun için benim bunu söylediğim zaten o işlediği günah herkes biliyor. Onun bilmediği günahını ben burada açıklamıyorum ki zaten. O utanmadan herkese servis ettiğini ben zaten bu yaptığı yanlıştır diye söylüyoruz yani. Buna gıybet denmez. Gıybetin ne olduğunu iyi idrak etsin kardeşlerimiz. Aleni işlenen günahın gıybeti olmaz yani. İnsanlarımız yanlış yapanın yanlışlığını bilecekler. Yanlış olduğunu görecekler ki ondan uzak duracaklar. Biz de bu noktada vazifemizi yapıyoruz. Şimdi bu son zamanda bir şey gördüm. Biz de onu da söyleyelim, böyle bitirelim madem. Bize mi yeni denk geldi yoksa böyle sanki yeni yıla girdikten sonra birden yayıldı bunlar bilemiyorum. Delikanlılar, Z kuşağı denilen delikanlılar bir patavatsız, bir edepsiz bir şekilde konuşmaya başlamışlar. Bunlar yapılan işte bir muhabir geliyor onlara mikrofon tutuyor. O da diyor ki ben diyor işte otobüste diyor yaşlılara yer vermem. Evet. Diyor. Tamam mı? Neden diyorlar? 20 yaşlarında bir çocuk bu. AK Parti'nin öncesini bilmiyor yani bu. Onun için diyor ki işte zaten bu yaşlılar oy verdiler de AK Parti başımıza geldi. İşte AK Parti de böyle değil böyle etti. Onun için bu memleketi mahveden sizlersiniz. Onun için ben de size yer vermiyorum. Ötekine teyzeyle konuşuyor. Teyze diyor ki ona sen cahilsin evladım diyor. Ben seninle konuşamam. O da diyor ki ben mi cahilim? Siz diyor devleti böyle yaptınız ben mi cahilim? Böyle söylüyor. Ötekine yahu işte oyu ona atıyorlarmış Müslümanmış. Bana ne Müslümanlığından diyor. Müslümanlığı kendine diyor. Şimdi ben mi cahilim diyen kardeşim ona söylüyorum evet sen cahilsin. Çünkü nasıl konuşacağını bilmiyorsun. Bir derdini ortaya dökmek istediğin zaman edepsizce döküyorsan cahilsin. Sana da gerekli şeyi söylemiş teyze. Cahille mi konuşacağım? Evet, doğru demiş teyze. Cahile ne anlatsam boş çünkü. Bir derdin varsa içinde bunu akıllı bir şekilde, edepli bir şekilde söylersin ki bu edepten çok uzaksın. Bu da senin cahil olduğunu gösterir. Öteki de diyor ki ben yaşlılara yer vermem. Oradan bir adam diyor ki ona senin baban yok mu? Adamın ne demek istediğini algılayamıyor. Babam var tabii diyor. Ben de diyor yani üreyerek dünyaya geldim. Sanki adam onu anlatmaya çalışıyor ona. Oğlum senin de baban var. Bugün sen başkasının babasına yer vermezsen senin baban da ayakta kalır yarın otobüste.
demeye çalışıyor. Anlamadıkları halde dalga geçiyorlar yani. Bu gençlik. Müslümanlığından bana ne diyor ötekisi? İslam'ın olmadığı yerde merhamet ve adalet olmaz. Ne kadar Müslüman olmayan yöneticiler varsa o İslam'ın adaletinden ve merhametinden uzaktır yani. O da onu orada idrak edemiyor. Fakat bu furuya baktığımız zaman görüyoruz ki gençlerimize tarihinden uzak, geçmişinden uzak yalan yanlış bir sürü şeyler anlatılıyor. Dediğimiz gibi bir engibe çıkma durumundayız, evet. Dünya çıkıyor zaten. Zamlar her yerde var. Biz de tabii eskisi gibi değiliz. Dünyaya kafa tutacak bir noktaya doğru ilerliyoruz. Dünyaya da kafa tutmak zorundayız. Çünkü dediğimiz gibi yemişleri bozuyorlar, insanları bozuyorlar. Bunlara karşı bir ayaklanman lazım ki bunları, bu bozgun düşüncelerini yıkabilesin yani. Tabii öyle olunca, seni böyle görünce onlar da her taraftan saldırmaya başlıyorlar. İçimizde de zaten yani öyle bir tip insanlar var ki devlet yıkılsın sorun değil. Bu baştakiler gitsin. Öyle bakanlar da var. Şimdi bu kardeşlerimizin de bir şey bildiği yok hakikaten. Yani bunlar çünkü ne? Telefonun başında, bilgisayarın başında büyüdü bunlar. Yani internete zam gelse devlet yıkılsın diyecek kadar devletle, milletle, dünyayla alakası yok bu kardeşlerimizin. Neticede yani bir kaos düzeni geliyor. Sıkı sıkı geliyor yani. Gençlerimiz doğruyu düşünmekten çok uzak. Bir, nasıl diyelim, tenkit etme yoluna giriyorlar. Tenkit etme yolunda ne edep var, ne düşünce var, hiçbir şey yok. Sadece tenkit var. Tenkit ettiği adamın yerine kimi koyalım desen göstereceği kimse de yok. Yani bu kaptanı değiştir diyor. Geminin kaptanını atın aşağı gitsin. Yerine kimi koyalım? Yerine koyacak kimseyi söyleyecek. Söyleyecek adam da yok. Onun bulabileceği kişi de yok. Yani düşüncesizlik orada ki. Kaptanı at, yerine koyacağın kişi yok. Olsun. Kendi bırak kendi kendine nereye giderse. Velhasıl hepimizin çalışması lazım bu noktada. Hepimizin. Bu çalışması lazım dememiz tabii devletin yanlışlarını da görmeyelim demek değil. Yönetimdeki yanlışları da göreceğiz yani. Yöneticilerin yanlışlarını da göreceğiz. Ha işte yani bakıyorsunuz, söylüyorsun, yolda şey açılmış, delik açılmış, elektrik çekilecek. Kesiyorlar yolu, elektrik telini çekiyorlar. Yahu bunun üzerini kapatın. Onu ayrıyeten söyledi. Tamam, şeye söylüyorsun. Tamam, vazifeliye söylüyorsun. Tamam kapatacağız, tamam kapatacağız, tamam kapatacağız. Geliyor o sokaktaki bütün şeyleri, yamaları yapıyor. Orayı yine açık bırakıyor. Yine açık bırakıyor. En son adama diyorsun ki, bak devlet büyüklerinden birisiyle görüşeceğim. Burası kapanmazsa söyleyeceğim ha, haberin olsun. Ertesi gün geliyor kapatıyor. Yani hani bu şekilde yönetimde olanların eksikliğini de görüp gereken yerlere bildirmekten de geri durmamak lazım. Devletin zaten savunmak demek budur. Devletin sağında solunda işi bilmeyenlerin yaptığı yanlışları düzeltme gayretine düşmemek, bir yanda devletin de çökmesine yardımcı olmak demektir. Sen aman orayı görmeyelim, burayı görmeyelim, bunu düzeltmeyelim, aman bir şey söylemeyelim dediğin vakitte sağdan soldan çürümesine, ayakların çürümesine izin vermiş olursun. O ayakların üzerinde duruyor. Çöker sonra yani. Ama karşı taraftan da kınayanlar, yani bakıyorum ben hani internette bir takım, birisi diyor ki yani sağ taraftan savunan da çok sert bir şekilde, sol taraftan tenkit eden de çok sert bir şekilde. Ben diyorum ki savunan akılla savunsun, tenkit eden akılla tenkit etsin. Akılla tenkit etsin. Ki bu devlet hepimizin devleti yani. Bu yönetim hepimizin yönetimi. Bir zarar gelirse hepimiz göreceğiz bunu. Onun için düşün ey genç kardeşim, söylüyorum. 20 yaşlarında, 25 yaşlarında, 30 yaşlarında çok akıllı olduğunu düşünüyorsun ya. Bu kaptanı başımızdan alalım ama yerine kaptan yok diyorsan kardeşim sen akıllı değilsin.
Akıllı değilsin. Bunu akıllı insan söyleyemez çünkü. Tenkit ettiğinin altındaki meseleyi araştırmıyorsan akıllı değilsin. Zam geldi, şundan zam. Şimdi 10 sene önce devletten öğrenci kredisi almış. Diyelim 100 lira. 10 sene sonra devlet 130 lira istemiş. Benden niye 30 lira fazla istiyor? Diyorsan sen, senin ticari zeken sıfır kardeşim. Devlet 10 sene önceki 100 lirayla 10 sene sonraki 130 lira çok az bile yani. Ne kadar paranın değeri düştü. Yani böyle hani bir tenkit eden furya var. Bakıyorum düşüncesizce. Sonra bir yerden sonra geliyor. Ya devletin başındakiler bu kadar niye çok maaş alıyor? Böyle devam ediyor yani. Kardeşim bakın. Evet. Ben de söylüyorum senelerdir. Biz de söylüyoruz. Ama yani tenkit etmek için bir şeyler arayıp da söylüyor gibisiniz yani. Yani devletin başındakinin maaşını bu devlet tayin etmiyor. Senelerdir zaten bu yanlış var. Ama düzelteceksek hani hepsine birden el vermek lazım. Bir kere milletvekili olan, senelerdir sohbetlerde anlatıyorum. Adam milletvekili oluyor bilmem kaç sene. Ömür boyu maaş alıyor. Ve oradaki seçilmiş milletvekillerinin hepsini itiraz etmesi lazım. Bütün seçmen olduğumuz gibi kardeşim siz orada vazife yaptığınız zaman maaşınızı alın tamam. Vazife bitti mi tamam. Bundan önce neydin sen? Manav mıydın? Git manavını çalıştır, paranı kazan ya. Hani CHP'liler onlar alsın sorun yok da AKP'liler niye alıyor dermiş gibi. AKP'liler alsın da, AK Partililer alsın da CHP'li niye alıyormuş? Böyle değil. Doğruyu göreceksin. Doğruyu yapmayan herkes yanlıştır, bileceksin. Düzeltsin Allah. Düzeltmesi için hepimiz uğraşalım yani. Ben iki tarafa da bunu nasihat etmek istiyorum. Tenkit eden akılla tenkit etsin. İşlerin aslına baksın. İnternetten bir haber görüyorsun, hemen onun üzerine tenkit yapıyorsun. Haberin aslı yok, astarı yok. Saçmalamış yani. Aha işte ya. Kılıçdaroğlu biraz önce söylüyor. Kılıçdaroğlu açıyor programda, atıyor bir şeyler. Adam Ulaştırma Bakanı açıyor, hepsi yalan diyor söyledikleri. Hepsi ya, ya utanmıyor da sen senelerdir oradasın. Yaşın başını almış adamsın yani. Utanmadan devamlı yalanları söylüyorsun yani. Aleyhine dava açıldı diyor. Kaçıncı davalar bunlar? Akıllı olun. Doğru şekilde eleştiri yapana da hayranız. Yanlışını görüp düzelmeye çalışana hayranız. Doğruyu doğru şekilde savunanlara da hayranız. Yol böyle ilerler. Biz Hazreti Ömer'in hayranıyız. Ömer yolu diye birileri reklam yapıyorlar. Onlarınki değil yalnız. Bizim dediğimiz Hazreti Ömer. Hazreti Ömer ne dedi? Radıyallahu teala an. Benim en sevdiğim dostum bana hatalarımı çekinmeden söyleyendir. Bu. Müthiş bir şey yani. Düstur koymuş. Çizgi. Çizgi. Bu. Dostum musun benim? Ben hata yaptım bana söyleyeceksin. Benim hatama göz yummayacaksın. Düzelteceksin beni yani. Böyle. İki tarafa da aklı selim ile hareket etmesini biz buradan nasihat ederiz. Yani baştakini sevmiyorum diye her önüne gelen saçma zırvalığı tenkit olarak söyleme. Sağ taraftakine de söylüyorum. Baştakini seviyorsun diye her yaptığı yanlışı doğru görme kardeşim. Yanlış yapılan da yanlış demeyi bil yani. Allah'ın izniyle Celle Celaluhu. Rabbimiz Subhanehu ve Teala devletimizi kaim eylesin. İslam üzerine daim eylesin. Bütün dünyanın oyunlarını bozacak kuvvet ihsan eylesin. Bu engebeleri çok rahat bir şekilde kısa bir zamanda aşıp tekrar feraha çıkacağımız günleri tez görmeyi bizlere nasip eylesin. Amin. Allah-u Teala razı olsun hocam. Amin ecmaîn. Evet sevgili kardeşlerimiz, bu hafta da programımızın sonuna geldik. İnşallah bir dahaki programda hayırlısıyla görüşmek üzere diyelim. Rabbimiz kalplerimize eksilmeyen artan bir iman kuvveti nasip eylesin. Ve yine eksilmeyen artan Habibullah sevgisinden bizlerin kalplerine nakşedesin inşallah. Hayırlı kalın, hayırlı geceleriniz olsun. Vesselam.